geldiniz avukat bey, buyurun. Hoş geldiniz avukat bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Beyefendi burada mı? Sizi bekliyoruz. Buyurun, buyurun. Şeyh Muz bey, merhaba. Hoş geldin Müfit bey. Hoş bulduk beyefendi. Gel şöyle, buyur gel. Ne oldu bizim dava? Maalesef kaybettik. Yargıtay da mahkemenin kararını onayladı. Çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yaptım efendim, inanın. Araziyi tahliye etmek için ancak 15 gün müddet alabildim. Doğru mu baba? Kendi öz malımızı, ata toprağımızı düşmana mı bırakacağız? Böyle eli kolu bağlı mı duracağız, kabullenecek miyiz? Olmaz desene! Şöyle bir kükresene! Sen ki Karahanlı Şeyh Muz Bey'sin! Canımızı almadan, toprağımızı almak kimin haddine? Hele bir Cerit oğlunun! Beyim! Köylerime haberci salın! Kuzular çevrilsin oralarda da! Davullar gümlesin! Elbette! 40 yılın bir şenliği bu! Bugün bayramımız bizim! Seyretmeli Şeyh Muz Bey'i, Karahanlı'nın yenilişini... ...toprağımızdan köylüsüyle beraber... ...muhacir olup gidişini seyretmeli! Çitleri, dikenli telleri... ...ellerimle parçalayacağım! Ben de arazime kavuşacağım! Arazi bizimdir İbrahim bey. Gene bizde kalacak. Yüzyıldır Karahanlılar bu topraklarda yaşadı. Gene bu topraklara gömüldü. Şu toprağa dedelerimin kemikleri karışmış. Yüzyıldır bu toprağın tohumu... ...gübresi, ekini olmuşuz. Şimdi sen... ...malımı alçakça benden çalmak istiyorsun. Kararı mahkeme verdi. Kanunun kestiği parmak acımaz. Acımamalı. Benimki acıyor. Çünkü adalet tecelli etmedi. Ben sağ oldukça bu topraklara yabancı giremez. Hele düşmanım hiç giremez. Ağacın dalında, şu şırıl şırıl akan suda biz varız. Karımı ilk defa şu suyun başında tanıdım. Benim için kutsaldır burası. Hatıradır, mazidir. Beni buradan sökemezsin, koparamazsın! 40 yıllık bir yara kapandı. Ben kazandım,
Sen kaybettin! Yenilmeyi kabul edeceksin! Ben çok düşündüm! Sıra sende! Düşün! Çok iyi düşün! 15 gün mühletin var! Bir daha seni arazimde görmeyeceğim! Karahanlı köylüleri! Duyup öğrendiğiniz gibi, beyimiz Ceritoğlu İbrahim Bey, bu araziyi ve köyü mahkeme hükmüyle kazanmıştır! Buralar artık Karahanlı Şehmuz Bey'in değildir! Köylerinizi terk edeceksiniz! Kendi köylümüz yerleşecektir bu araziye! İsteyen gitmez kalır! Bana itaat edenin göçmen olmasına sebep yoktur! Tarlaları benim hesabıma işler! Mukabilinde her zamanki gibi pay alırsınız! Haber edin! Viskini nasıl içeceksin canım? Andraks mı olsun? Bekir? Hayrola Bekir? Başınız sağ olsun beyim. Bey babanız öldürüldü. Korkunç bir şey bu. İnanamıyorum. Şoke oldum. Yaşlı mıydı? Çok mu severdin? Çok. Anasız büyüdüm ben. İki arkadaş gibiydik. Çevresine pek uymayan uygar bir insandı. Okuyacaksın. Bizler gibi olmayacaksın. Senin elin silah değil, kalem tutmalı demişti. Beyefendi, bugün uçak yokmuş. İlk uçak yarın 11.50'deymiş. Hava yollarını arayın bana. Başüstüne. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Seninle geleyim istersen. Gerek yok, hemen döneceğim zaten. Alo, Türk Hava Yolları mı? Bir dakika efendim. Ben Derviş Ceritoğlu. Derhal bir uçak kiralamak istiyorum.
Merhaba dayı. Hoş geldin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Buyurun dayı. Beyimden önce binmek haddim değildir. Gidelim. Nasıl oldu dayı? Bu suya düşürdüler. Hiçbir iz, hiçbir ipucu bulunamadı ama katili bizce belli. Kim? Karahanlı Şehmuz. Öpeyim halacığım. Estağfurullah. Baban odasında. Baban rahmetlinin silahıydı. Artık senindir. Babanın öcünü onunla alacaksın. Şehmuz Bey'in ölümü senin elinden olacak Derviş Bey. Ben kimseyi öldüremem. Bu cinayet olur. Bu cinayet değil. Babanın katilini öldüreceksin. Söyledikleriniz günümüz için geçerli değil artık. Sebebi ne olursa olsun birini öldürmek, kan gütmek cinayetlerin en korkuncudur. Töremize uymaya, babanın kanını yerde komamaya mecbursun. Değilim. Bu vahşeti sürdüremem. Can alamam. Vah yazık. Medeniyet dediğin o büyük şehir yemiş bitirmiş seni. Korkak etmiş. Babam elime silah değil, kalem verdi. Eminim sağ olsaydı o da istemezdi bunu. Baban öldü. Onu öldürenler, babanın katilleri sağ kalacak. Cezasını görmeyecek, öyle mi? Bir suçun cezasını yasalar verir, insanlar değil. Anlıyor musunuz? Yasalar verir. Kitaplarda okuduğunu unut. Burada bizim kanunlarımız hüküm sürer. Hayır dayı. Ben yeni bir düzen kuracağım. Kimseyle hesaplaşmayacağım. İyi geceler. Sana değil, Ceritoğullarının tükenmesine ağlıyorum. Başımıza geçen beyimize bakın! Korkak bir şehirli olmuş! Başınıza geçecek değilim hala. Yapacak işlerim var. Bitirince döneceğim. Nereye döneceksin? İstanbul'a.
Şehmuz Bey'in kızı Kanacıhan. Defolun diyorum size! Defolun! Derviş Bey'imizin emrini yerine getiriyorlar. Burada emirleri yalnız biz veririz. Bu arazi yasal olarak bizimdir. Ben sadece doğal hakkımı kullanıyorum. O lafları kendin gibi şehirlilere sakla. Bir de dikkat et, üstün tozlanmasın. Bu topraklar bizimdir. Gene bizim olacak. Bu çitleri de bir gün yıktığın gibi onaracaksın. Neden? Neden düşmanız? Neden konuşarak, barışarak anlaşmayalım? Çünkü malımızı elimizden çaldınız. Siz Ceritoğulları, korkak, düzenbaz, hain bir soysunuz. Çok sürmeyecek. Toprağımıza tekrar kavuşacağız. Ucunda ölüm bile olsa, dar ağacı bile olsa kavuşacağız. Geç kaldınız! Neredesiniz? Herkes sizi bekliyor. Kimler bekliyor? Niçin? Bugün hacet günüdür. Ne günü dedin? Köylü sana derdini arz etmeye geldi. Onları dinleyip karar vereceksin. Oraya oturacaksın. Gelsinler. Ne istediklerini sorun. Ne istiyorsunuz? Aramızda dava vardır. Oğlu köyümüzün çobanıdır. Bu zağlarımdan ikisini kaybetmiştir. Ya hayvanlarımı isterim yahut da bedellerini. Direnir ödemez. Oğlum 10 yaşındadır. Herkeslere zarar ziyan kabul etmem dediğimde kabul etmişlerdi. Ben ne yapayım beyim? Kaç paraysa biz verelim. Kötü yol olur. Yalana alışırlar. Mahsus kaybetmiş görülür, gelir para isterler. E ne yapalım? Sen bileceksin. 10 yaşında çocuğa sürü teslim edenler sonradan şikayetçi olamaz. Var ol beyim. Bizim köylüklerde tüm çobanlar o yaştadır beyim. O yaşta çobanlık yapılmaz. Okula gidilir. Köyümüzde mektep yoktur beyim. Öyleyse mahkemeye gidin. Kararı yasalar versin. Mahkemeye mi beyim? Hı hı. Gidemezler. Seni çiğneyemezler. Öyleyse 2 buzağın parasını biz vereceğiz. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sağ ol beyim. Beyimiz, büyük beyimiz, oğlumla gelinim salgın hastalıktan öldüler. Torunum da askere gitti. Garip Fatma nene. Kimim kimsem yoktur, çalışacak mecalim de yoktur. Gayrı sen bilirsin beyim. Konağı alalım, burada bakılsın. Öyle bir tedbirle baş edemezsin. Onun gibi yüzlercesi var. Öyleyse ufak bir maaş bağlayalım. Köyün muhtarına emir verelim, aralarında baksınlar nineye. Bakarlar mı, ihmal etmezler mi? Senin emrinden sonrası düşünülemez. Yahya, duydun. Gerekeni yap. Baş üstüne beyim. Var ol, ömrün çok olsun beyimiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Thank you.
Yardım et bana baba. Onları tanımak, yardım etmek istiyorum. Gelsin. Hoş geldin beyimiz. İçecek suyunuz var mı? Var tabii, olmaz mı? Buyur beyim. Nesi var çocuğun? Gözleri ağrıyor. Çapaklı, irinli. Görmüyorum diyor. İlaç yapmışız. Hoca nine ilaçlamış. Geçecek, geçecek. Teşekkürler. Çocuklar! Nereye? Kasabaya okula! Sen de gelsene. Gelmem. Eğitim için gerekli hiçbir araç ve gereçimiz yok. Okulumuz 5 sınıflıdır. Buna karşın 2 öğretmeniz. Çocukların çoğu ailelerine yardımcı oldukları için okula muntazam gelmezler. Birkaç gün içinde gideceğim. Fakat gitmeden önce yapacaklarım var. 2 gün bütün gerçekleri görmeme yetti. Arazimizin bir kısmını fakir köylüye dağıtacağım. Tartışma konusu olan araziyi de satışa çıkaracağım. Mahkemeyle kazandığımız araziyi mi? Evet. Baban bu topraklar için canını verdi. Toprağını bir yabancıya mı vereceksin? Özellikle satacağım o araziyi. Kim alırsa Şehmuz Bey onunla uğraşsın. Ufacık bir kız, bu kadar mı korkuttu seni? Karahanlı'nın kızı at sürmüş üstüne. Demediğini bırakmamış. Katil babasının cezası verilmeyince o da azar elbet. Değil toprağımızı bir fidan bile sattırmam. Satarım. Madem ki Ceritoğullarının beyi benim, istediğimi yaparım. Satılık arazi, 9 köyle birlikte büyük bir arazi satılıktır. Yalan! İnanma! Aa, işte kaçtı! Resmen satıyor! Keyfinden değil, korkusundan satıyor yeğenim! Şehmuz Bey'le kapışmayı göze alamaz şehir züppesi! Kangolu, giyiminden kuşamından belli! Dönsün şehrine! Niye kimse gelmedi dersin? Gelmezler beyim, gelemezler! Böylesine verimli, kıymetli araziye alıcı bulunmaması tuhaf. O araziye Şehmuz Bey'in sevdalı olduğunu bilmeyen yoktur. Alıcı olmaya hiç kimse cesaret edemez. Başın sağ olsun. O araziyi satmakla en doğrusunu yapıyorsun. Atalarımızdan bu yana bizler cahillik ettik, yanlış işlere karıştık. Sana yakışır bir çare buldum Derviş Bey. Bunu ancak senin gibi okumuş, şehirli, medeni bir insan yapabilirdi. Davranışına büyük saygı duydum. O
O toprağa talibim. Pazarlık söz konusu olamaz. Ne istersen, ne kadar istersen. Katiline nasıl satarsın ata toprağımızı? Nasıl yaparsın bunu? Bu kadar soysuz olamazsın! Olamazsın! Vazgeçeceksin! Sattım. Vazgeçemem. Baban da, atalarımız da şimdi bir kere daha öldüler. Elini sıktı Karahanlı Şehmuz'un. Baba katilinin elini sıktı. Utancımdan öleceğimi sandım. Çarşıdan başım önümde geçtim. Şimdiden sonrası daha beter. Hepten cehennem. Köylüye toprak da atacakmış. Şımartacak yoksulları. Tepemize çıkacaklar. Düzen bozulup kıyametler kopacak. Başımıza taş yağacak. Taş! Geziyordum. Doğa güzel, doğa renkli. Burası her yerden güzel. Durma hadi! Çek git! Hey! Bırak entarimi! Her zaman böyle sinirli misin? Bırak dedim! Bırak diyorum! Bağırmak, kaş çatmak çok yakışıyor sana. Ceritoğlu, hoş geçinelim seninle. Araziyi babama satmakla doğru bir iş yaptın. Ama tadında bırak. Entarimi oraya bırak da hadi dön git! Nazik ol! Daha nazik ol, lütfen verir misin de? Sen şehir kızlarına emredersin ancak! Uzatma da bırak entarimi! Ne olur vermesen? Adın boş yere tangoya çıkmamış, pis şehirli! Tango dedin demek, ha? Sen dans etmesini bilir misin? Ram, pam, pam, pam! Pam, 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 pam! Pam 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 ra 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 ra. Yeter, dondum, ver entarimi. Pam. Al. Dön arkanı, git, giyineceğim. Demedim mi?
Nereye gitti bu köylüler? Haber vermedin mi? Verdim beyim, verdim. Niçin gelmediler? Madem onlar gelmedi, biz onlara gideriz. Merhaba hemşerilerim. Hayırlı bir haber vermek için aranızdayım. İsimleri okunanlar sırayla gelecek memur beyden tapularını alacaklar. Hepiniz toprak sahibi oluyorsunuz. Bundan sonra kendiniz için çalışacaksınız. Artık Cerit oğullarına veya bir başkasına hizmet etmek yok. Kula kul olmak yok. Bayramınız olmalı bugün. Niçin suskunsunuz? Neden sevinmiyorsunuz? Beyimiz, bizi affeyle beyimiz. Bizim toprakta, mahsulde, fazla parada gözümüz yoktur. Biz başımızda bey isteriz, buna alışmışız. Bey olmadı mı biz şaşırırız, dağılırız. Gittiğimiz yönü bilmeyiz bey. Doğru! Bey kavgalarımızda hükümdür. Hastalıkta, felakette, elleri sırtımızdadır eksik olmasın. Başımızda beyimiz oldukça biz rahat yatarız. Bey her derdimize çaredir. Arazi kendimizin olunca aramızda toprak kavgaları da başlayacaktır. Kudretli adil beyimiz, arazini satma, satma! Satmak kudretinden düşmektir, bizi de satmak demektir. Biz cahiliz, böyle biliriz. Öyle bir bey bize dünyayı bağışlasa istemeyiz. Bize yapacağın iyilik başımızda kalmandı. Anladım. Peki. Satmak ve dağıtmak yok. Ulu Allah iki cihanda aziz etsin seni. İşte şimdi bizim bayramımızdır. Vursun davullar, çalsın zurnalar. İstediğim ortama ulaşmaları, başlarında çoban olmadan yaşamaları zamanla olacak bir şey. Ektikleri toprağın sahibi olduklarını bilmeyecekler. Mahsulü toplayıp sattıktan sonra bütün parayı kendilerine vereceksin. Bu her yıl böyle olacak. Yavaş yavaş alışacaklar. Bir daha istesek de eskiye dönmeyecekler. Kimse gelmesin. Hoş gelmişsin Derviş Bey.
otur. Araziyi satmıyorum Şehmuz Bey. Vazgeçtim. Bizde vazgeçmek yoktur Derviş Bey. Olamaz. Aldım, sattım, bitti bu iş. Bitmedi. Ben vazgeçtim. Vazgeçemezsin. Vazgeçtim. Allah'a ısmarladık Şehmuz Bey. Kutlu olsun Derviş. Biliyordum. Hiçbir Ceritoğlu hata yapmaz. Çabuk gördün yanlışını. Ailemizin onuru kurtuldu. Var ol yavrum. Dayı. Her işi sen idare edeceksin. Vekilimsin. Gidiyor musun? Evet. Ama neden? Ceritoğlu ailesi toprağını bölmeden ve satmadan onurunu, büyüklüğünü sürdürsün ama sizleri anlayamıyorum. Her taş yerinde ağırdır. Siz burada, ben orada. Böylesi daha iyi. Bay Derviş Ceritoğlu! Bay Derviş Ceritoğlu! Derviş Bey! Derviş Bey! Haber vermeye mecbur kaldık beyim. Hayrola dayı, ne oldu? Şehmuz Bey köyü ateşe verdi. Ekinler, tarlalar, evler tüm harap oldu. Araziyi satmaktan vazgeçtin diye yaptı bunu Karahanlı. Pekala. Bunu sen istedin Şehmuz Bey. Şehmuz Karahanlı'dan davacıyım. Dilekçemin derhal işleme konulmasını istiyorum. Lütfen biraz oturmaz mısınız? Çay mı, kahve mi? Hayır, teşekkür ederim. Aranızdaki düşmanlığın ortadan kalkmasına sevinmiştik. Şimdi tekrar başlaması kaygı verici bir olay. Devamlı kavgalarınız bölgeye tehlikeli bir gerginlik getiriyor. Bu husumet ortadan kalksın artık. Bir savcı olarak sizden rica ediyorum. Ben de sizden kovuşturmanın bir an önce başlamasını ve zarar ziyan tespitini istiyorum. Kim şikayetçiymiş babamdan?
Derviş bey şikayetçi oluyor. Ekinleri, evleri yaktırılmış. Kim yaktırmış? İddiaya göre babanız. Bey babam böyle bir şeye tenezzül etmez. Yalan söylüyor. Bir insanın şikayete hak kazanması için önce sözünün eri olması lazımdır. Bugün sattım, yarın vazgeçtim diye döneklik yapanın sözüne güvenilmez. Üstelik o bir mesele varsa aramızda hallederdik. Bize böylesi yakışır. Şımarık şehir çocukları gibi annesinin eteğine saklanıp şikayete utanır insan. Erkekse utanır. Şehmuz Bey'i mahkemeye vermiş. Şehmuz Bey mahkemeye gider mi hiç? Nuh demiş, peygamber dememiş beyimiz. Onca ricacı çıkmış, kabul edip barışmamış. Yürekliymiş demek. Hiç öyle gözükmemişti. Şehmuz Bey boş oturmaz şimdi. Bilinmedik bir taraftan saldırır beyimize. Beyimiz bilmez mi bunu, hesaplamaz mı? Her şeyi göze almış demek. Dünya yalnız Karahanlı Şehmuz'un değilmiş. Derviş beyimiz de himaye edermiş bizleri. Hakkımızı korurmuş. Gözümüz aydın olsun. Aydın olsun. Avcılığa çağırtıyor beni, dönek, kalleş, yalancı herif! Hem suçlu hem de haklı sıra güçlü. Ayağına gittim, onu kendimle bir tuttum. Övdüm, kutladım, el sıkıştık. Öbür Ceritoğulları hiç değilse merttiler. Öldük, öldürdük ama kalleş diye onlar da bizler de sapmadık! Atları hazırlayın! Nereye gidiyoruz baba? O çitleri derviş beyin başına geçirmeye! Defol! Beni mecbur etme, acımam, hele sana! Şu sessiz, şu huzurlu dünyaya bak Karaca! Bir de bizlere bak! Kes sesini, defol dedim! Yazık! Düşmanlıklarla, ölümlerle rezil ediyoruz güzelim hayatı, değer mi? Genciz, sağlıklıyız, zenginiz! Birbirimizi affetmeyi, sevmeyi, barışmayı biz öğretmeliyiz insanlara! Güzelsin, yüreklisin, akıllısın. Bari sen anla beni. Toprak diye, öç diye kendini yiyen babana uyma. Soyluluk, onur davası, boş şeyler. Başka işler yapalım. Köylümüz için fabrika mı, yol mu, baraj mı, okul mu, ne gerekliyse onu yapmaya çalışalım. Şehirli değilmiş gibisin artık.
Şehirli veya buralı, ne fark eder? Yardım et bana. Önce biz anlaşalım. Biz barışırsak, her engeli kolayca aşarız. Sözlerle kandıramazsın beni. Affetmek, barışmak yok bizim için. Serviş Bey! Musta dayı! Musta dayı! Dayı Hatun! Devrimiz vurulmamış! Hem ne bağırıyorsun öyle? Koş kasabaya git, doktor getir! Ucuz atlatmış, birkaç santim daha derine girseydi tehlikeli olabilirdi. Geçmiş olsun, yakında kendine gelir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim, vazifem. Güle güle. Nerede oldu? Kimler pusuladı seni? Kim öldürmek istedi seni, Karahanlı mı? Önemli değil. Nasıl değil? Doktorun dediğine göre bıçak biraz daha derine girseymiş, tehlikeli olabilirmiş. Hoş geldin. Hiç beklemiyordum. Hoş bulduk. Çok özledim seni. Yokluğunda seni ne kadar çok sevdiğimi anladım. İyi ki gelmişim. Hastaneye kaldırsak daha iyi olmaz mıydı? Yarası mikrop kapabilir. Ya da apansız bir müdahale gerekebilir. O kadarcık yaradan kimseye bir şey olmaz. Yandım, yemekleriniz çok biberli. Ay. Ama ayran çok güzel. Acılı yemekler, üstüne havanın sıcaklığı sizi etkilemiyor, ne iyi. Alışması zordur. Niçin air condition kurdurmuyorsunuz? Yani soğuk hava tertibatı diyorum. İhtiyaç duysaydık yapardık. Almaz mısın? Hayır Mersi. Hiç bu kadar yememiştim. Odama çıkabilir miyim? Aa tabii tabii. Yol yorgunusun kızım. İyi geceler. Sana da yav. İyi geceler sevgilim.
İyi uyudun mu? Beğendin mi buraları? Yatmalısın hemen. Yatacaksın. Hiçbir şeyim yok. Lütfen derviş, üzme beni. Doktorun söylediklerini ne çabuk unuttun. Ayakta durmak zorundayım, işlerim var. Hiçbir şey sağlığından önemli olamaz. Bugün hacet günüdür. Ne günü ne günü? Gelsinler. Anlatın. Çınarlı köyüyle bizim köy bir traktörle ortak ziraat yapar. Çınar köylüler zamanı geldiği halde traktörü bize vermiyorlar. Muhtar her seferinde bizi başından sağmaktadır. Niçin vermiyorlar traktörü? İşleri bitmemiş. Öyle demekteler. Fakat bitmiştir. Tüm tarlaları sürülmüştür. Traktörü başka köylere kiraya vereceklerini duydum. Beyim, hüküm senin adaletin. Hüküm senindir beyim. Çınarlı köyüne gideceğim. Durumu yerinde görmem gerek. Baş üstüne beyim. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe! Böylesi de olmaz ki! Misafir her zaman başımızın üstünde, ama böylesi değil! Aa, aa. Tövbe tövbe! Çok yakıcı bir güneş! Simsiyah olacağım. İstanbul'da çok şaşıracaklar. Giyinmen gerekli. Bu çıplaklık buralarda hoş karşılanmaz. Neden? Bizim de erkekten kaçımız göçümüz yoktur. Ama kendimize göre bir erkanımız vardır. Kalk giyin. Derviş Bey'e söz gelir. En çok bundan sakınırım. Özür dilerim ama insanın içinde kötülük olmasın. Buraların da buna alışması lazım. 2000 yılına geliyoruz artık. Biz soyunmadığımız için şikayetçi değiliz. Sizleri de kınamıyoruz. Şehre döndüğün zaman dilediğini yaparsın. İstanbul'dan hatun gelmiş Derviş Bey'e, duydun mu? Hem de çırılçıplak dolaşıyormuş konakta. Değil mi? Bu senenin en iyi malı bunlar efendim. İşte işte, ta kendisi. Ooo! Pek yaman şeymiş be! Derviş Bey ağzının tadını bilmez mi? Kavrana bak be! Şapşal! Kasaba ayağa kalktı. Peşimdeki kalabalığı görecektin. Ha, acayip bir yaratıkmışım gibi seyrettiler beni. Suç onların değil, bizim. Ödevlerimizi yapamamışız onlara. Köylerinde okul yok, su yok, ışık yokken şehirlere kaçmışız. Paramızı, pulumuzu rüzgara savurmuşuz. Evet, haklısın. Çok geri bırakılmışlar, ihmal edilmişler. Zaman boşuna akıp geçmiş. Burada kalanlarımız da sadece birbirlerini yemişler. Bugün kudretli bir şark sultanı gibiydin. Yarı masal, yarı gerçek bir yaşamın var burada. Geldiğimden beri beni hiç öpmedin.
Karaca, ne var senin? Karaca! Karaca! Niçin yemiyorsun? Canım istemiyor. En sevdiğin yemek! İyi pişmemiş, tatsız tutsuz, nesini yiyeyim? Başka getireyim. İstemem. Ne oldu? Neyin var senin? İyiyim, hiçbir şeyim yok. Üstüme varmayın! Çok üzgün ya da çok öfkeli zamanlarımda ben de buraya gelirim. Annenle konuşurum. Onun ruhu burada yaşar. Bana huzur verir. Güven verir. Beni buraya getiren gizli sebebi şimdi anladım. Değişmiş gibisin Karacan. Mutsuz gibisin. Bir şeyler saklar gibisin. Senden nasıl bir gizlim olabilir? Ben babanım senin. Yüreğine bir kuş kanadının gölgesi düşse, görürüm. Üzülürüm. Annen seni doğururken ölünce hayat bitmişti benim için. Cennetim ölmüştü. Başka bir kadın haramdı bana. Yıkılmış, yenilmiştim. Ama annen sende tekrar canlandı. İstediğimden çok daha iyi yetiştin. Soyumuzun bütün asaleti, kabiliyeti, güzelliği sende birleşti. Bir gün evlenip gideceksin. Beni yalnız bırakacaksın diye üzülüyorum. Seni mutlu edecek erkeği kıskanıyorum. Ben seviyorum baba. Evet, seviyorum. Sana aşığım. Evlenmeyeceğim. Senden ayrılmayacağım. Evleneceksin. Sana layık bir aslan parçası, bir şahbaz bulacağız. Ana olacaksın. Karahanlı soyunun ırmağı bundan böyle sende akıp gidecek. Karacan. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk derviş. Hoş geldiniz kumandan bey. Hoş bulduk. Gelişimizin sebebi Şehmuz bey'dir. Biliyorum. İkiniz de çok değerli insanlarsınız. Barışmanız herkes için hayırlı olacak. Şehmuz bey'e köylünüzün zararını ödetelim. Kapatalım bu meseleyi. Barışınız derviş bey. Çok isterdim ama yazık ki sürdürmek zorundayım. Barışı o bozdu. O yaktı ekinleri. Köylüme o acımadı. Neticeye de katlanacak. Gönderdiğimiz ikinci çağrı tezkeresine de gelmedi. Şimdi ihsaren, yani mevcutlu olarak getirmemiz gerekiyor. Dava, mahkeme, celpler Şehmuz bey'i çok yaralayacak. Onuru kırılacak. Şehmuz bey de herkes gibi bir vatandaş olduğunu öğrenmek zorunda. Suç işleyen kim olursa olsun cezasını çekmeli. Zahmet ettiniz. İlginize teşekkür ederim. Derviş bey! Gene de Şehmuz bey'i affetmeniz iyi olurdu. Affetmek benim haddim değil. Onu yasalar bilir. Derviş! Seni tanımam için buralara gelmem lazımmış. İstanbul'da seni seviyorum sanırdım. Oysa şimdi sana yeniden aşık oldum. Senin buraların bir parçası olduğunu, burada yaşamamız gerektiğini anladım. Yaşamamız mı? Sen mi? Burada mı? Evet sevgilim. İstanbul'a dönmeyeceğim. Burada evleneceğiz. Evlilik lafı da nereden çıktı? Bak Sevda, ben değiştim. Ben de sevgilim. Sizi seviyorum derviş bey. Sizin karınız olmak istiyorum. Hoş geldiniz kumandan. Safa geldiniz. Buyur kumandan, bir arzunuz mu vardı?
Şehmuz Bey'i götürmeye geldim. Vazifem, verilen emri yerine getirmeye mecburum. Şehmuz Bey gelemez! Benim babam jandarma önüne düşer de mahkemeye gider mi? Yolun açık olsun! Sakin ol Karaca! Hoş geldin kumandan, nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim, sağ olun! Hayrola? Komutanım sizi rica etti. Peki, ben gelirim. Şehmuz Bey! Vasıta hazır, sizi bekliyoruz. Bekliyoruz! Utanmadan. Güzelim dünyayı ölümle, düşmanlıkla rezil ediyoruz, değil mi? Birbirimizi sevelim, affedelim, barışalım, değil mi? Yalancı! Ama hiç şaşırmadım! Senden her şey beklenir, kalleş şehirli! Karaca! Çek elini! Dokunma bana! Bir defa dokundun, bilirsin başına geleni! Artık kan girdi aramıza, pişman olacaksın! Bunun cezasını göreceksin! Haklıymışsın. Şimdiden sıkılmaya başladım. Sen buralara gereklisin ama aynı zorunluluk benim için söz konusu değil. Buralarda yaşamak için olağanüstü fedakar olmak, bir de... deli gibi sevmek lazım. Yokladım kendimi. Hayır, sana aşık değilmişim. Kızmadın, gücenmedin bana, değil mi? Zamanında bitirmesini bilmeli. Biz şehirlilere bu yakışır. Vay be! Ağayı götürüyorlar! Gitti gider Şahmuz Bey! Ya.
İstanbul'a gelecek olursan beklerim. Ara beni. Seni hiç unutmayacağım. Ben de burada geçen günlerimi unutmayacağım. Gelmene lüzum yok. Olmaz öyle şey. İstemiyorum derviş, lütfen. Hoşça kal. Güle güle Sevda. Onu seviyorsun. Kimi? O da seni seviyor. Bir kadın sezgilerinde yanılmaz. Mutlu olmanızı dilerim. Gidelim. Hazırlanın! Gidiyoruz! Şimdi aramıza kan girdi. Pişman olacaksın. Bunun cezasını göreceksin. Onu seviyorsun. O da seni seviyor. Mutlu olmanızı dilerim. Derviş Bey! Merhaba Derviş Bey! Derviş Bey! Beni öldürmekten beter ettin! Sen daha da beter olacaksın! Herkes duyacak! Her yerde senin şu yenik, onursuz, perişan halin konuşulacak! Şehmuz Bey, soylu derviş Ceritoğlu'nu paçasından baş aşağı tavuk gibi asmış diyecekler! Rezil olacaksın! Çekil yukarı! Çekin! Daha yukarı çekin! Artık derviş Ceritoğlu, git gene şikayet et beni! Tabii buradan kurtulabilirsen!
Kasabada da gören olmamış. Nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Karahanlı'nın bir oyunu olmasın? Bekir'in oğlunu saldık, cin gibi çocuktur, oralarda da yokmuş. Durmayın, gidin! Bulun beyinizi, hadi! Hoş geldin, safa geldin Kürşat Bey! Hiç beklemiyordum, çok memnun oldum. Ömrün çok olsun. Nice zamandır istiyordum ama kısmet bugün olmuş. Güzel zamanda geldin. Bugün Karahanlıların en mutlu günü. Sizin ve sultan kızınızın şerefine. İzin verirsen yatacağım. Tabii. Hayırlara gidin. Bize açtığın kapıdan alnımız ak dönmek isterim Şehmuz Bey. Niyetim bellidir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Karacahanım'a talibim. İsteğim bana şeref verdi Kürşat Bey, fakat kızım bilir. Senin göğünün altında senin hükmün geçer Şehmuz Bey. Hayır, ona sözüm var. Evleneceği yiğidi kendi seçecek. Misafirler kalktı mı? Henüz inmediler. Karaca'yı çağır bana. Baş üstüne. Hayırlı bir haber vereceğim. Beyim, odasında yok. Yatağı bile bozulmamış. Atı da orada da yok beyim! Kahpe! İkisini de bulmadan gelmeyin! Ölüsünü değil, dirisini istiyorum! Thank you.
söyle! Bir şey, ne olur konuş! Canım! Bey babanızın emri var, sizi götürmeye geldik, hadi gidelim! Bey babanız sizi bekliyor! Gelmeyeceğim! Kımıldayanı vururum! Gidin babama gelmeyeceğimi söyleyin! Gitmemiz lazım. Kalkamazsın. Kalkmam gerek. Hayır! Derviş Bey'le beraberdi. Babama söyleyin, gelmeyeceğim dedi. Zorladık, silah çekti beyim. Buralardan uzaklarda barış ve mutluluğun olduğu bir yerler olmalı. Beni oralara götürür müsün? Öyle yerler kalmadı artık dünyada Karaca. Ama neden? Olmalı. Seni seviyorum Karaca. Ben de seni seviyorum.
Babamı da seviyorum. Düğünüm burada olacakmış. Yazın böyle yazılmış demek. Sarıl bana. Kucağında tut. Sevdiğini söyle. Sen benim kocamsın. Beyimsin. Sayende öğrendim sevmeyi, barışmayı. Yaşamın ne güzel bir şey olduğunu. Ben de sana gelecektim. Karaca'yı istiyorum senden. Allah'ın emri peygamberin kavliyle karım olacaksın benim. Bitsin artık bu kin, bu düşmanlık. Kan ve ölümler yerine düğün ve şenlikler başlasın. Uzat elini! Göster beyliğini! Barışalım! Beni can evimden vurdun derviş! Babandan beter ettin beni! O toprağımı almak istedi elimden! Öldürdüm! Sense Karaca'mı çaldın benden! Gebereceksin! Kısmet önce kahpe kızımaymış! Katilim! Hayır derviş! Hayır! Katilim! Hayır! Hayır! Geberteceğim seni! Geberteceğim! Katil herif! Hayvan herif! Sen gebermeden düzelmeyecek bu dünya! Derviş! Vuracaksan önce beni vur! Çekil! Ah! Sen de mi elini kana bulayacaksın? Sen de mi silaha teslim olacaksın? Hani senin uygarlığın, barışçılığın nerede? Eğer babamı öldürürsen ben de senin can düşmanın olurum. Oysa karın olmak, çocuklarının anası olmak için töreleri çiğnedim. Soyuma karşı geldim. Senden sevgiyi, affetmeyi öğrendim. Artık bitecek bu namussuzluk! Önce kahpe kızım geberecek! Acıyorum sana! Zavallı Şehmuz Bey! Mezar dibinde yaşayan kara bir örümceksin sen! İyiliği, güzelliği tanımamış bir adamsın! Yıllardır bir çiçek kokladın mı? Bir kadını öptün mü? Bir kuşu, bir kuzuyu okşadın mı? Ne yapsam faydasız! Sonu geldi senin gibilerin! Sen de, bütün Şehmuz Beyler de tükeneceksiniz! Dünya sizin elinizde değil artık! Düzeninizle beraber bittiniz! Bitecek olsak bile sen görmeyeceksin! Thank you.